yeni bir projesiyle yine adından söz ettireceğini düşündüğümüz hem televizyon dizilerinde hem de sesiyle Türk pop müziği dünyasından çok sevdiğinize inandığım sevgili Kerem Cem konuğum. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Şöyle el sıkışaraktan. Aynen. Bu yeni bir selamlaşma biçimi oldu. Covid'den alıştım. Değil mi? Pandemi selamlaşması. Nasılsın? İyi misin? Aa, ne kadar güzel. Evet efendim. Bir artwork. Sushi Father diyoruz. Harikaymış. Kadınlarımızın elinden çıkan bardağımız ve aslında sürahiye çevirdiğim çaydanlığımız. O kadar beğendim ki. Harika. Dedim stüdyomda su servisini bununla yapacağım. Çok su içen biri olarak çok mutlu oldum. Evet ben de seviyorum. Evet. Su yaşam kaynağım diyebilirim gerçekten. Evet. En severek içtiğim. Nasılsın? İyiyim demek yasak. İyiyim. Ya, illa yasak dedim diye iyiyim. Bayağı yoğun bir 2023'e girdim. Böyle bir anda bekliyordum tabii ki bunu, planlamalarım vardı. Ama beklediğimden de hızlı başladı. Umarım iyi bir şekilde devam Neden edecek. Neden öyle olduğunu hiç söylesene. Bir sinema filmi çekmiştik. Öyle mi? Yazın. Yazın. Ha, yazın. Bir çocuk filmi. Herhalde Şubat gibi yayınlanacak. Tamam. Yeni yılla beraber bir dizi çekim. Evet. Dizi çekiminden geliyorum ben bu arada. Tatlı Hayat Acı Aşk. Evet. Doğru mudur ismi? İsmi değişecek mi bilmiyorum. Çünkü genelde böyle hani gösteri... Biraz uzun geldi bana. Evet biraz böyle değişecek gibi ben. Evet ama tatlı bir iş. Kimse Bilmez diye bir dizi çekmiştim. Çok da tatlı çalışmıştık. Evet. Yine ATV ekranlarında olacak. Hı hı. Bir de şarkılar geliyor tabii ki. Pandemi döneminde 26 tane şarkı yaptım. 26 delirmemek mı? İçin. Evet, evet. Nasıl yani? Evet. Yani hayatımın en üretken dönemiydi. 25 yıllık arkadaşlarımla böyle bir üretim sürecine girdik. Ve böyle bir baktım 26, hadi bunları çıkarmamız lazım evet, artık. Evet, ne yapacaksın? Teker teker çıkartıyorum kendi YouTube kanalından. Ha öyle yapacaksın. Her ay bir şarkı yayınlıyorum ve hesabımıza göre araya bir 8 şarkılık konser serisi de koyarsak 2024 Şubat'a kadar şarkıları tüketmiş olacağız. Daha fazla şarkı yapmasak. Aa bu ne kadar acayip bir evet. Habermiş. Evet. 26 şarkı. Evet. Yani ekip bir araya gelebildi pandemide 26 tane şarkı ürettiniz ve şimdi her ay bir tanesini mi yayınlıyorsun? Evet. Her ay bir tanesini yayınlayacağım. Şubat'ın 6'sında, ocağın 6'sı, Şubat'ın 6'sı, Mart'ın 6'sı. Her ayın 6'sı. Evet. Bu da... 6. albüm zamanı. 6. albümü yapmak üzere yola çıkmıştım. Tamam. 6'nın benim için bir değeri olduğu için her ayın 6'sında... Var mı 6'nın bir değeri? Çok anlatabilirim. Gerçekten mi? Anlat evet. Biraz. Ama bu arada sizin bugünkü konunuz da benim her zaman söylediğim özlü... Evet. Cümleyi sevdin mi? Beklentiler daima yaralar. Shakespeare. Bayıldım, bayıldım. Neden? Çünkü hep söylediğim bir şeydir. Çok güzel bir Athena şarkısı vardır. Beklentiler sadece üzer evet. Der. Hayattan ne beklediğiniz yanında bir de karşınızdakinden ne beklediğinizle o ilişkinin kaderi belli olabiliyor bence. Sen bekler miydin hep? Ben beklentisiz taraftayım. Hiç beklentin olmadı mı? Yani mümkün olduğunca az. Ne güzel, nasıl becerdin? Belki de oluşumdan beklentilerin üzeceğinin farkında mıyım acaba? Ya da beklediğinde, üzüldüğünde artık beklemekten mi vazgeçtin acaba? Olabilir, hepsi olabilir. Çünkü yani sana baktığımda böyle aşık olmaktan hiç vazgeçmeyen, evet. Aşka hep şans evet. Veren ama sonuçta yani aşk da bitiyor bir yerden sonra. Evet, bunu da kabul edip cebine koyan ve tamam olabilir diyen bir yapım var. Evet. Nasıl oluyor bu? Onu evirebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü en uzun aşkın ne kadar sürdü? Aşkın ömrü bence hani 45 yaşımda bunu söyleyebileceğimi birkaç defa aşık olmuş biri olarak bir ömrü olduğunu ve o ilişkinin devam etmesi için beklentileri azaltıp o aşkı nasıl bir sevgiye evirebildiğinizle alakalı bir şey bence. Evet. Evet. Yani bu işte birçok uzmanın söylediği gibi aşkın ömrü 3 yıldır'a katılıyor musun mesela? Bayağı katılıyorum. Gerçekten mi? Evet. Hmm. Ama evirebildiğin zaman onun tadından yenmez gibi geliyor. Evirebildin mi hiç 3 yıldan sonra? Ben beceremiyorum. Eviremedim. Galiba vazgeçtim. Ama, eviremedim ama evrilen bir yer var diyorsun. Evet, evet, evet. Mutlaka vardır. Var. Mutlaka vardır. Yani var ama kolay mı?
Ya bence aşkın ömrü 3 yıl falan değil bu arada. Belki seni umutlandırırım buralardan diye düşünüyorum. Tamam, peki. Yani hayata güzel bir yerden, tüm farklılıklarına rağmen tatlı bir yerden birlikte bakabiliyorsan aşkın ömrü bence uzun. 3 yıldan daha uzun. Ki ben de senin gibi düşünüyordum. Ben aşkın ömrünün 3 yıl olduğuna bile inanmıyordum yani. Ama sonra hani hayat öyle bir şey yaşattı ki bin şükür. Evet, aşkın ömrü daha uzunmuş. Ve evrilirken biraz canın acıyor. Çünkü hani aşk, bir arada olalım, hep birlikte her şeyi yapalım duygusuna sahipsen. Ya niye şimdi böyle dönüşüyoruz ki, şaşkınlığı yaşıyorsun ama öyle bir tutku var ki o hikayenin içinde. Oradan bir yere dönüyor ama kısmi aşk kalıyor bence. Tabii ki. Bitmiyor diye düşünüyorum. Yani o duygunun, o duyguyu hissettiğiniz bir insana kötü bir şekilde bakamazsınız tabii ki. Evet. Ama onu evirebilmek çok büyük bir yetenek. Ben de çok güzel bir şekilde sizi görünce mutlu oluyorum ve yani bunu yapabildiğinizi düşünüyorum. Evet. Sevgili eşin, evet, çocuklarınız. Darısı başıma öyle değil. Görüyor musun kendini öyle bir resmin içinde? Ben mesela senin öyle yaşayabileceğini düşünemiyorum çok uzaktan seni izlerken. Öyle bir hani enerji derler ya, öyle bir enerji vermiyorsun. Ne daha çok var bende? Şöyle bir şey görüyorum mesela ben sana baktığımda. Ben üretmek istiyorum. Ben işte dizi yapmak istiyorum, müziğimi yapmak istiyorum. Evet, aşkı yaşarım ama bir yere kadar. Hani böyle bir sınırın, duvarın varmış gibi hissediyorum sende. Neden yok, öyle? Yok, aslında öyle değil. Aşk bana çok şey yaptırabilir. Ama kötü niyetli bir yerden söylemiyorum bunu. Anlıyorum. Evet. Kendini bilen bir yerden böyle bir tavrın varmış gibi geliyor bana. Yok, ben de kendini bilen biri olarak söylüyorum. Evet. Öyle bir tavrım, bilinçli bir tavrım yok. Sadece onu evirmeyi beceremiyorum. Bir de yine bugünkü konuyla alakalı bir şey söyleyebilirim. Ben birinde beklentisizlik yaratamıyorum. Ha, seninle olan kişi senden beklentiye giriyor. Bunu sen sağlıyorsun. Beceriyorum bir şekilde. Evet. İyi bir şey mi? Bilmeden. Bu? Hayır, çok kötü bir şey. Evet, kötü, evet, bir çok şey. Kötü bir şey. Sonra o beklentiyi karşılayamıyor musun? Çünkü o işte o değişim, dönüşüm sürecinde nasıl karşılayabilirsiniz ki devamlı artan bir veya başka bir beklenti janrası mı yaratıyorum acaba bilmiyorum. Ama çok derine girmedik mi biz hemen? Biraz derine girdik. Evet, ama öyle böyle gitti. Hemen dönelim. Tamam, aşk değil mi? Yani evin, bu aşk evinde mi evet, büyüdün? Evet efendim. Evet, ana haber bültenimizin spor. Aşk play.